Selam, ben Kıvanç Çökten. 212 pound yani eksi 96 kilo bodybuilding kategorisinin prejudging'i tamamlandı. İlk call out'a toplam 7 sporcu çağrıldı. Soldan sağa Kerit Bajo, 2016 ve 2017 yıllarının ikincisi Kuveytli Ahmet Aşkanani, 2019 şampiyonu Kemal El Gargni, 2020 şampiyonu Sean Clarida, geçen senenin dördüncüsü İspanyol Angel Calderon Frias, Keon Pearson ve Ukraynalı Oleh Krivyi. Mini Ronnie Coleman lakaplı Sean Clarida mükemmel görünüyordu. Ortaya alındı ve hiç kımıldatılmadı. Bu da zaten birincilik için değerlendirilen isimlerin en başında olduğunu gösteriyor. Diğer tüm call-out'lar gerçekleştikten sonra Sean, Kemal ve Angel'dan oluşan üçlü bir mukayese turu yapıldı. Yani bu gördüğünüz, eğer herhangi bir sürpriz olmazsa, yarışmanın ilk üçü. Mr. Olympia başhekemi Steve Weinberger sporcuları çalıştırmayı ve seyircilerin kafasını karıştırmayı çok sever. O yüzden call out boyunca her sporcuyu bir kez ortaya yerleştirdi. Bana göre Sean Clarida açık ara favori ve geçen sene Derek Lansford'a kaptırdığı tacını geri alacak. Sean dün basın toplantısında 2021'e göre yaklaşık 4 kilo daha ağır olduğunu söylemişti. Her sene diyorum ki bu minicik çerçeveye daha fazla kas sığdıramaz ama o ve koçu Matt Jensen bir şekilde simetriyi ve orantıyı zedelemeden daha kütleli gelmeyi başarıyorlar. Fiziği inanılmaz komple, kas gelişimi açısından en ufak bir eksiği yok ve kondisyonu her zaman jilet. Bu sene en çok dikkatimi çeken arkadan pozlarda üst sırtının, yandan pozlarda omuzlarının ve trisepslerinin ekstra dolu görüntüsüydü. 51 yaşındaki Kemal El Gargni zamana meydan okuyor ve her türlü takdiri hak ediyor. Ancak benim ikincilik için adayım Angel Calderon. Angel'ın ön bacakları çok daha büyük, arka bacak kalça ikilisi daha formda ve arkadan koltuk altı pozunda kanatları çok daha geniş. Kemal bu sene emekli olacağını söylemişti ve kariyerini kategorisinde dünyanın en iyi 3. sporcusu olarak noktalaması bence müthiş başarı. Bir sonraki mukayeseye ilk call-out'taki diğer 4 ismin dışında bir de en sağdaki Brezilyalı Felipe Moraes eklendi. Burada baktıkları 4, 5, 6, 7 ve 8. sıraları kimlerin alacağı. Geçen sene kendisinden hiç beklenmeyen kötü bir performans sergileyip 14. olan Keon Pearson ortaya yerleştirildi. Keon şimdiye kadar hiç görmediğim kadar kondisyonluydu. Vücut yapısı ve şekli olarak zaten kendisini zorlayabilecek tek bir rakibi dahi yok. Keon'un sıkıntısı arka bacak ve kalça kaslarının bir türlü sert, kuru ve detaylı gözükmemesi. Bunun iki sebebi olabileceğini düşünüyorum. Ya henüz yeterli kas olgunluğuna sahip değil ya da Akin Williams'ın sırtındaki kalın deri problemi Keon'un bu bölgelerinde söz konusu. Ben Keon ve koçu Patrick Tour'un ev ödevlerini iyi yaptıklarını düşünüyorum. Keon eğer finallere biraz daha keskin gelebilirse Kemal El Gargni'yi dışarı atıp üçüncülük pozisyonuna yerleşebilir. Keon'un sağ tarafındaki Ahmet Aşkanani her ne kadar alt vücudu çok detaylı olmasa da üst vücut kütlesiyle beşinciliği alacak gibi duruyor. Ahmet'e en sağdaki Brezilyalı Felipe Moraes'ten bir sürpriz gelebilir. Belki onun kadar büyük değil ama kondisyon ve detay olarak hakikaten korkunç görünüyor. Finaller Türkiye saatiyle sabah 5 gibi başlayacak. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşeceğiz.